Haziran 2015 milletvekili seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı Sayın Halil Özden aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan kulüp saatimizi başlatıyoruz. Sayın Özden buyurun, söz sizindir. Teşekkür ederim. Efendim ben 46 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Erzincanlıyım. Ve partinin her kademesinde aşağı yukarı görev yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılışından sonra, 80 ihtilalinden sonra kurulmuş olan, 83'te kurulmuş olan SODET, Halkçı Parti'nin üyeliğini yaptık. Daha sonra CHP birleşince, CHP ismini aldığı zaman da çeşitli kademelerde görev yaptık. İl delegelikleri, mahalle temsilcilikleri, mahalle kongre delegelikleri hepsinde bulundu. 1992 Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılışında kurucu ilçe başkanı olarak Bayrampaşa'da 10 yıl görev yaptım. Ve 1995 milletvekili seçimlerinde 5. sıradan 2. bölge milletvekili aday oldum. Daha sonra 1999'da yapılmış olan ön seçimde de seçilebilir bir yerde kazandık ama o gün barajı aşamamıştık maalesef. 1992 yılından 2002 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı yaptım. 2002 yılından sonra ara verdim ama yine delegelikler, il delegelikleri, kongre delegelikleri görevlerinde bulundum. 1999 sonrası partimizden uzaklaşmış olanlar tekrar partimize dönmeye başladılar. Çünkü o gün bir hezimet yaşamışlardı. 1999 barajını aşamadığımız için bazı arkadaşlarımız bizi terk etmişlerdi. Ama sonra tekrar yuvalarına döndüler. Ben 2002 ile 2012 arasında bir ara verdim. Yeni bir iş kurdum. Kendi işimle iştigal ettim. Ama Esenler'e de taşınmış olmuştum. Bayrampaşa'dan Esenler'e gitmiştim. Esenler'deki arkadaşlarımız iş yerime gelerek beni tekrar göreve davet ettiler. İlçe başkanlığı olmamı, onların önüne düşmemi, onlara bir abilik yapmamı, partiye sahip çıkmamı istediler. Ben istemesem de ama parti görevi olduğu için mecbur kaldım. İşimi de bıraktım. Tekrar o göreve geldim. İlçe başkanlığı kongreyle Mart 25 2012'de kongreyle seçildim. Ve 33 ay orada ilçe başkanlığı yaptım. 3 yıla yakın bir süre ilçe başkanlığı yaptım. Orada esnafımızı tek tek dolaşarak 90 bin kişinin elini sıktım. Hastalarımızı ziyaret ettik. Hastaneleri ziyaret ettik. Derneklerimi, sivil toplum kuruluşlarını hep ziyaret ettim. Tek tek ziyaret ettim. Kimsem yok diyenlerin kimsesi olmaya çalıştım. Benim sahibim yok diyen vatandaşlarımıza sahip çıkmaya çalıştım. Orada Esenler zor bir ilçedir. Orada Atatürk büstünü meydandan söküp ara sokakta yerleştiren belediyenin anlayışına karşı dirençli durarak, dik durarak onları bir kent konseyinde siz eğer bu Atatürk büstünü bu Cumhuriyet Meydanı'na aldığınız yere getirmezseniz ben bir gece ansızın gidip bir tır kiralayarak Atatürk büstünü söküp getirip bu meydanın ortasına dikeceğim. Bana ucuz kahramanlık yapıyorsun diye söylediler ama ben yılmadan usanmadan bu gece olmasa yarın gece gidiyorum dedim. Sonra belediye başkanı geldi. 15 gün içinde getireceğiz dedi. Böyle bir şey yapmaya kalkmayın dedi. Ve 15 gün içinde Cumhuriyet Meydanı'na Atatürk büstünü getirip koyduk. Yine o meydana, Cumhuriyet Meydanı'na Rabia Meydanı ismini koymaya çalıştılar. Müthiş bir tepki göstererek, halkı dayanım olarak buna karşı çıktık, onu başaramadılar. Biz elimizden geldiğince esnafın derdine çare olacak. Ben işçilik yaptım, ben çiftçilik yaptım, ben köylü çocuğum, ben küçük esnaflık yaptım.
Ben çıraklık yaptım, ben kalfalık yaptım ama halkım uyan içinde oldum hep. Bugün kendi işimi kurmuş, bir şirketin başındayım, yönetim kurulu üyesiyim. O nedenle bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili inşallah seçilirsem halkımın yanında olacağım. Onların hep elimi uzatacağım, onların hep elini tutacağım, yan yana olacağız. Bugün aksaklık gördüğüm bütün konular üzerine gideceğimi burada ifade etmek istiyorum. Bu nedenle ben örgütümün emrindeyim. Seçilmesem de 29 Mart'ta ön seçimde çıkmasam da ben yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoluma devam edeceğim. Her zaman Cumhuriyet Partisi'nin emrinde olacağım. Elimde demir baston da olsa demir bastonla yürüyerek halkımın yanında olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet edeceğimi burada taahhüt ediyorum. Evet, ben bir müddet sonra inşallah milletvekili olursak 7 Haziran'da bütün yine 90 bin kişinin elini nasıl sıkmışsam ilçe başkanım döneminde tek tek esnafımı gezeceğim. Onların dertleriyle yakından ilgileneceğim. İşçinin dertleriyle, emeklinin dertleriyle hepsiyle ilgileneceğimi burada taahhüt etmek istiyorum. Bu vesileyle tüm örgütüme saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onların doğru karar vereceklerine ben inanıyorum. İnşallah bu onuru bize yaşatırlar. Hep halkımın emrinde olacağım. Hep onların yanında olacağım. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Benim hem tarlada izim var hem de harmanda yüzüm var. Bu izim 1964'lerde başladı. Bugüne kadar devam ediyor. Bu izimizi olduğu için de harmanda yüzümüz olacağına inanıyorum. Tüm örgütüme saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Hasan, çok teşekkür ediyoruz. İl Başkanımız Sayın Murat Karay'a alışlandı. Tüm aday adayların olduğu gibi size de başarılar dilediğini aktarmak isteriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.